Yusuf Hocam, kıymetli hocam, ben açılışı izninizle yapayım. Sayın Buyurun. Rektörümüz de burada. Profesör Doktor Ahmet Kızılay hocamız da burada. Eyvallah. Yusuf Evet. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. İyi. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? İyiyim. Allah'a şükür. Yoruluyoruz. Bayağı. Türkiye'nin en yorulan adamlarından biri. Hocam Allah sağlık, afiyet versin. Amin. Size de teşekkür ederim hocam. Hasan hocam buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Rektörüm, kıymetli Rektörüm, saygıdeğer Yusuf Hocam. Tecrübe paylaşımı seminerlerini İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü'nde yapmaktayız. Bu dördüncüsü olacak inşallah. Bugün çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Çok değerli araştırmacı, yazar ve ağabeyimiz, büyüğümüz Yusuf Kaplan Hocamız burada. İletişim Fakültesi ağırlıklı öğrencilerimize tecrübelerini paylaşacak inşallah. Ben çok konuyu uzatmak istemiyorum. Yusuf Hocamın anlatacağı, ekleyeceği çok şey vardır. Rektör Hocamın da izniyle sorulara başlamak istiyorum. Kıymetli Yusuf Hocam, öncelikle iletişim fakültesi dedik. İletişim önemiyle başlamak istiyorum. İletişimi insanoğlu nasıl kullanmalı, hayatında nasıl bir yer alıyor? Ve bu konuda neler söylemek istersiniz? Böyle iletişimin genel bir hattını çizmek için size sözü bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yani aslında çok kolay gibi gözüken ama çok zor bir soru. İlk bakışta kolay gibi gözüküyor ama zor soru. Neden zor? Şunun için şu an içinde yaşadığımız çağ yani iletişim çağı diyebilir miyiz? Hayır. Yani iletişim çağı değil. Medya çağı diyebiliriz. Yani ne alaka şimdi diyeceksiniz. Yani hem medya çağı diyebiliriz diyorsun, hem iletişim çağı diyemeyiz diyorsunuz. Evet. Şundan bir defa ben içinde yaşadığımız çağ medya çağı diye tarif ediyorum. Hem ontolojik olarak yani medyanın varlığı hayatımızdaki etkisi, konumu, işte hakimiyeti, tahakküm eser açısından hem de felsefi olarak, daha felsefi olarak yani medya uygarlığı dolayısıyla Batı uygarlığı ile eşitliyorum. Yani medya çağı, medya uygarlığı dolayısıyla Batı uygarlığı. Yani medyaları iki şey söylemiş oluyorum. Birincisi medyaların hayatımızda hakim olması. Tamam, bu doğru. Yani bu herkesin bir şekilde görebildiği bir şey. Yani neredeyse hayatımız medyalaştı. Şu an hatta o medyalaşma şeyi başka bir aşamaya geçti. Endüstri 4.0'la birlikte. Yani bir şekilde dijital uygarlık diye tarif edebileceğimiz bir evreye doğru gidiyor insanlık. Yani hep birlikte, bütün insanlık olarak bu dijital uygarlık henüz tam olarak bileşenlerinin ne olduğunu tespit edemediğimiz, yani bir şekilde akışkan, bir şekilde belirsiz, tam postmodern, işte post-truth'un, hakikat sonrasının bir şekilde hakim olduğu bir zaman dilimi. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi burada ilk kurduğum cümleyi şöyle açayım. Şu an içinde yaşadığımız çağ medya çağı. İletişim çağı değil. Ve bu çağda neden değil? Şundan, yani kısaca yani giriş yapmaya çalıştım. Birazdan açacağım. Buyurun. Hikayeden ötürü. Buyurun. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ha tamam. Yani içinde yaşadığımız çağ medya çağı ama iletişim çağı değil. Neden? Evet. Çünkü içinde yaşadığımız çağda iletişimsizlik en büyük sorun. Yani tırnak içinde iletişim çağında iletişimsizlik en büyük sorun. Böyle bir şey nasıl olabilir? Olabilir. Yani paradoks bu zaten. İçinde yaşadığımız çağın paradoksu bu. En büyük paradoksu bu. Bunun altını çiziyorum özellikle. Yani şu an biz medya çağında yaşıyoruz ama insanlığın en temel sorunu iletişim sorunu. Tamam mı? Yani bu araçlar peki iletişimin önündeki en büyük engel midir? Kesinlikle.
Yani bir taraftan iletişim araçları iletişim kurmamızı sağlıyor. Niceliksel olarak bir işlev görüyor medyalar. Medyalar, iletişim araçları dediğimiz araçlar niceliksel olarak iletişim işlevini yerine getiriyor. Niteliksel olarak değil. Hayatımıza anlam katan, hayatımızı zenginleştiren, dolayısıyla kültürü zenginleştiren, entelektüel hayatımızı zenginleştiren bir boyut katmıyor. Tam tersine kalabalık yapıyor. Yani dolayısıyla bir tür anarşik bir rolü var. Böyle enteresan bir paradoks var. Yani niceliksel olarak bir iletişim çağı, iletişim niceliksel olarak sağlanıyor. Araçlar bir şekilde birbirimizle bağlantı kurmamız sağlıyor. Ama bu anlamın anlamsızlaşmasına, değerin değersizleşmesine, hayatın ruhsuzlaşmasına yol açıyor. Yani enteresan bir şey. Neden? Çünkü iletişim aracı bu araç hikayenin önüne geçiyor. Yani araçtan ibaret hale geliyor. Hikaye araçtan ibaret hale geliyor. Yani buradan medya uygarlığı tanımlamasının felsefi boyutuna geçmiş oluyoruz. Yani medium araç demek. Medya dolayısıyla araçlar demek. Yani buradan geldiğimiz şey Batı uygarlığında şu an yaşadığımız süreçte insanlık tarihinde olmadığı kadarıyla uygarlıklar tarihinde, medeniyetler tarihinde, düşünce tarihinde, insanlık tarihinde görmediğimiz kadarıyla araçların amaçların önüne geçtiği, araçların insanın önüne geçtiği transhuman diyoruz. Yani hümanizmle başlayan yolculuk, yani bir şekilde insanın öne çıkarılması mı hümanizm? Yani evet, yani ilk bakışta öyle. O ne demek? O hümanizm dediğimiz şey insancıllık, insan sevgisi falan filan değil. Yani Heidegger bize onu söyledi. İnsanın her şeyin ölçüsü katına yükseltilmesi demek. Yani tanrılaşması demek. Hümanizm insanın tanrılaşması demek. Hümanizm kilisenin özgür iradesini ipotek altına alan batılı Avrupalı insanın bir şekilde özgürlüğüne kavuşma yolculuğuna çıkması demek. Yani batılı insanın hümanizm üzerinden, özellikle sanat üzerinden gerçekleştirdiği özgürlüğüne kavuşma yolculuğu, hümanizmle birlikte başladığı bu yolculuk bir şekilde insanın tanrısal bir konuma yerleşmesine yol açtı. Antroposantrizm. Peki nereye gitti bu? Yani geldiğimiz noktada nereye geldik? Posthümanizm. Yani paradoksun kendisi yaşanan uygarlık tecrübesinin kendisinden kaynaklanıyor. Yani bu hümanizm tecrübesi bir şekilde şu an posthümanizmin eşiğini bıraktı bize. İnsan sonrasının eşiğini. Yani şu an postmodern süreçte hakikat fikri yok, tanrı fikri yok. Dolayısıyla insan da bir şekilde devre dışı kalmış durumda. Yani dolayısıyla sadece yatay düzleme hapsolmuş durumda. Deleuze'ün bir şekilde göçebelerini yaşıyoruz hepimiz. Yani tam şu an göçebe dünyada yaşıyoruz. Enteresan bir şekilde. Yani akışkan bir dünya. Bu dünya akışkan, postmodern. Ama enteresan bir şekilde merkezini yitirmiş bir dünya. Anlamını yitirdi. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani her şey burada ve şimdi. Dolayısıyla anything goes. Her şey mübahtır. Şimdi biraz hafif felsefi olarak bir okuma yaptım ama şöyle asıl söylemek istediğim şeyi medyanın dolayısıyla iletişim araçlarının önlemesindeki en önemli neden Batı uygarlığının medya uygarlığı olması dedim. Yani Batı uygarlığının medya olması, o uygarlığı olmasını birincisi medyaların her tarafta yaygın olması. Bu hikaye. Bu o kadar önemli değil. Yani bu bildiğimiz, yaşadığımız hikaye. Ama asıl anlamı dolayısıyla felsefi boyutu. Yani bir araç olarak her şeye çeki düzen verebilecek konuma yerleşmesi. Yani araçların dolayısıyla oradan bir metaforik okuma yaptığımızda araçların amaçların önüne geçmesi. Yani insanın işte Francis Bacon'la Descartes'la kurulan modernitenin kuruluş serüvenini hatırlayın. Ne dedi? Yani orada işte bilimsel devrim dolayısıyla akıl devrimi oradan işte düşünce devrimi falan gelecek. Ne dedi bize? Yani knowledge is power dedi. Bakın çok önemli bir şey var burada arkadaşlar. Yani bunu atlamayalım. Yani Francis Bacon'ın kurduğu cümle gerçekten yani bilgi arayışı dolayısıyla
bir şekilde bilgi sahibi olma kaygısı mıdır? Hayır. Yani orada aslında kurduğu cümle şudur. Power is knowledge. Tamam mı? Yani güç bilgidir. Yani dert ne? Dert gücü ele geçirmek. Yani gücü ele geçirmek çünkü gücü ele geçirmeye şiddetle ihtiyaçları var. Çünkü ontolojik güvensizlik duygusu yaşıyorlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu anlaşılıyorsa eğer anlatabiliyorsam derdimi Tabii yani tabii efendim. buradaki ontoloji yani tanrı fikrini yitiren bir insan bir şekilde ontolojik yönsüzlük duygusu yaşayacaktır. Yani kendisine güven duyma biçimleri, araçları, enstrümanları geliştirmesi lazım. Bu tanrı fikrini yitiren, kiliseden kopan dolayısıyla bir şekilde kendisini tanrılaştırmaya kalkışan ama karikatür bu. Yani bir şekilde alıp verdiği nefes kendi elinde olmayan bir insanın tanrılaşması ne demek? Karikatür demek yani. Ölümü, doğumu kendi elinde olmayan bir varlık, yaratılmış bir varlık, yaratan konumuna yerleşmesi, karikatürleşmesi, tanrı fikrinin karikatürleşmesi demek. Yani dolayısıyla ontolojik yönsüzlük duygusunun ilikleri ne kadar yaşayacaktır? Yani bunun için, bu ontolojik yönsüzlük duygusunu aşması için kendine güven duyma biçimleri geliştirmesi lazım. Bunu nasıl gerçekleştirecek? Erich Fromm bir şekilde belki oradan beslenebilirsiniz. Yani sahip olarak yani Descartes bunu söyledi zaten. Erich Fromm'a gelmeden önce Descartes söyledi. Yani o Francis Bacon'ın kurduğu cümleyi aldı devam ettirdi. Tabiatın efendileri ve sahipleri olarak dedi. Niye tabiatın efendileri ve sahipleri olacaksın? Yani işte bilgiyi ele geçirmek için. Hayır, bilgi değil amaç orada. Gücü ele geçirmek. Yani gücü ele geçirince dolayısıyla kendisine güven duygusu gelecek. Yani sahip olma güdüsü insanın kendine güven duymasını sağlayacak. Yani yapay bir güven inşa edilecek. Gerçekten öyle. Yani araçlara hakim olarak araçlara sahip yani tabiata, ikinci tabiata, tabiatı keşfederek, manipülat yaparak, exploit yaparak iki anlamıyla da çift anlamları var bu sözcüklerin. Manipülasyon bir şeyin kötüye kullanımı ama aynı zamanda bir şeyin imkanlarının keşfedilmesi demek. Bir şeyin imkanlarının tüketilmesi tam Türkçe karşılığı ikinci anlamı. Exploitation sömürü demek. Bir şeyi sömürmek demek. Türkçede de bu iki anlam var. İkinci anlamı bir şeyin imkanlarını sonuna kadar tüketmek demek. Gerçekten öyle. Tam sömür beni deriz ya. Yani böyle bir şey yani bütün İşte ben bunu yaparım. Yani gittiğim yerlerde, konferanslarda, derslerde falan. Kardeşim sömürün. Yani ne söyleyeceksek hepsini alın alabileceğiniz kadar falan veya ben de verebileceğim kadar vereyim. Şimdi buradaki hikaye ontolojik güvensizlik duygusu bir şekilde insanı tanrılaştırılma yolculuğunun ulaştırdığı bir sorun. Bu sorunun modernitenin doğuşunu dolayısıyla yaşıyoruz. Modernitenin doğuşu. Bunu aşabilmenin tek yolu var. Epistemolojik güvenlik alanlarını genişletmek. Ontolojik güvensizlik duygusunu aşabilmenin tek yolu epistemolojik güvenlik alanlarını genişletmek. Epistemolojik güvenlik alanlarının genişletilmesi ne demek? Söyledim aslında. Yani eğer dikkatle takip ediyorsanız, yani izleyebiliyorsanız şeyi argümanı söyledim. Ne o? İşte eşyaya hakim olmak, araçlara hakim olmak, tabiata hakim olmak. Tabiata hakim olarak manipülatif exploit yaparak imkanlarını keşfetmek. Dolayısıyla bilimi keşfetmek. Bilimin imkanlarını çoğaltarak dolayısıyla teknolojiyi keşfetmek. Teknolojiyi çoğaltmak. Yani araçlara sahip olma güdüsü. Hikaye bu. Yani ama hikaye şu. İşin felsefi tarafı sahip olduğu şey kişiye sahip olur sonunda. Değil mi? Yani dolayısıyla araçların, amaçların konumuna yerleştirilmesi, insanın amacını yitirmesi, dolayısıyla aracın amacın önüne geçmesi. İlk defa insanın, tarihte ilk defa, bu çok önemli bir şey söylüyorum. Yani çok özür dilerim. Tarihte ilk defa insanın ürettiği araçların insanın eserinin esiri olması söz konusu. İnsanın eserinin esiri olması söz konusu. Bu acayip bir şey. Yani bu nerede kalbini yapıyor? Zirve noktaya ulaşıyor. İşte bütün devrimler bitiyor. Yani bütün devrimler işte bilimsel devrim kabaca toparlayacak olursak düşünce devrimleri, aydınlanma devrimleri işte Fransız, Alman, İskandinav, İtalyan, İspanyol aydınlanmaları falan. Sonra siyasi devrimler ve iktisadi devrimler. İktisadi devrimlerle birlikte
Bu ontolojik yönsüzlük duygusunu aşma yolculuğu, epistemolojik yönlük alanlarını, yani dolayısıyla güç veren, güç üreten araçları kontrol etme güdüsü, insanın sonuçta bu araçlar tarafından kontrol edilmesine ve kolonize edilmesine yol açıyor. Yani insan bu araçlarla, Avrupalı insan, Batılı insan bütün dünyayı kontrol etmeye başlıyor. Yetmiyor, kolonize etmeye başlıyor kaçınılmaz olarak. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta gelinen noktada yani araçları ontolojik olarak her şeyin merkezine yerleştirdiği için merkezden insan çekiliyor. Yani Homo economicus denen bir insan türü icat ediliyor tarihte. Böyle bir şey yok. Yani bu kapitalizmin zirveye ulaşması. Kapitalizmin zirvesi yani dolayısıyla birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi 19. yüzyıl. Yani orada ekonomik insan, insanın ekonomiyle tanımlanması ne kadar büyük bir saldırıdır insana. Yani dolayısıyla Tanrı'ya, Tanrı fikrine, dolayısıyla hakikat fikrine. Bu önemli bir şey. Yani bu söylediğim şey çok ciddi bir şekilde büyük bir felaketin yaşanmasına yol açıyor. Nietzsche bunu görüyor mesela. Nietzsche çok büyük bir adam ve kurduğu cümle şu. Yani bütün bu yolculuktan sonra yani araçların hükümranlığı yani araçların dolayısıyla yani insan bir şekilde dünyanın kralı olacakken bir şekilde araçların soytarısına dönüşüyor. Çok net söylüyorum bunu. Bu abartılı bir ifade değil. Yani metaforik olarak güçlü, abartılı gibi gelebilir ama araçların oyuncağına dönüşüyor. Hadi öyle diyelim. Biraz daha hafifletelim. Aynen öyle. Yani dolayısıyla insanı ekonomik insan olarak tanımlıyorsun. Yani sonuçta bizim geldiğimiz yer bir şekilde enteresan bir şekilde insanın tarihte ilk defa yani medya araçların hükümranlığı, medyaların hükümranlığı yani iletişim aracı olarak medyaların hükümranlığı o medya çok güçlü, inanılmaz güçlü. Tam sorunuza belki burada cevap veriyorum. Çok özür dilerim. Yani bu kadar biraz kafa ütüledim. Biraz ütüleyim dedim açıkçası. Umarım yani negatif anlamda olmamıştır ütüleme faslı. Pozitif anlamda mı? Estağfurullah, kıymetli hocam. Yani ben esasen sözlerinizi kesmemek adına sonuna kadar arkadaşlarla dinledik. Hakikaten çok Bunu bitireyim. Çok özür dilerim buyurun Hasan. efendim. Buyurun Bu efendim. argümanı şöyle bitiriyorum. Yani burada yani işin medyalar tarafı şu. Yani çağımız kesinlikle medya çağı. Fakat işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? İşin ilginç tarafı burada yani işte tam filozoflara ihtiyacımız var. Yani büyük düşünürlere, onların okumalarına ihtiyacımız var. Yani mesela işte Heidegger ne dedi? Kamera izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır dedi. Ne demek bu? Yani kameranın izleyiciye yöneltilmiş bir silah olması ne demek? Yani gerçeğin şu demek yani gerçeğin yani fizik gerçeğin bizzat yaşanan fenomenal gerçeğin nümenal gerçeğin bir şekilde nümenal gerçeğin kurban olması demek. Yani şunu söylüyorum. Yani Kant üzerinden geldim ama şöyle kurduğum cümle şu. Görüntünün gerçekten daha gerçek katına yükseltilmesi. Görüntünün gerçekten daha fazla gerçek olması. Problem bu. Yani dolayısıyla siz bir haber yapıyorsunuz. O haber muhabir alıyor. İşte üç tane birbirinden farklı kanalın diyelim televizyon kanalının muhabiri orada. Oradan işte haber merkezlerine geliyor. Haber merkezlerinde editörlerin kontrolünden geçiyor. Bir güzel işleyimden geçiriliyor. Bir güzel yoğruluyor. Bir şekil veriliyor falan. İdeolojik konumlanışına göre kanalın ideolojik, siyasal neyse konumlanışına göre haber acayip bir şekilde bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bir de Ali Kırca'ysanız Ali Kırca diye bir felaket vardı bu ülkede. Yani kral oldu adam yani. Habere basıyor müziği. Abi yapma ya. Yapmasın sen ya. Ya müzik basılır mı habere? Bu ne kadar terbiyesizce bir şey. Bu ne kadar saygısızca bir şey. Yani sen bir acıyı anlatıyorsun. Veya herhangi başka bir şey drama anlatıyorsun. Yani inanılmaz bir şekilde müziği basıyorsun. Olmaz. Yani dünyanın hiçbir yani bizim gibi ülkelerde var bu. Yani maalesef böyle bir ayrım yapmak istemiyorum. Böyle bir dil kurmak istemiyorum. İnanılmaz bir şey. Yani dolayısıyla haberin magazinleşmesi, haberin dolayısıyla niteliksizleşmesi, niceliğin kurbanı olması, araçların dolayısıyla
kurbanı olması ve dolayısıyla 3 işte şeyden gelen haber, ne diyelim, kaynaktan gelen haber, verilen haber üç de farklı birbirinden. Aynı haberi farklı şekillerde dolayısıyla sunmuş oluyorsunuz. Yani burada kamera izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır hikayesi. Yani kameranın hükümranlığından bahsetmiş oluyor. Yani bir şekilde görüntünün dolayısıyla üstelik de algılanan gerçekliğin algının gerçeğin önüne yerleşmesi. Bir dakika, sadece algının değil. Sadece gerçeğin önüne yerleşmesi değil. Bir de ayrıca ne? Bir dakika, şöyle bir şey var. Bakın, çok ilginç bir şey var. Modern çağ akıl üzerinden kurulmuş bir çağdır. Yani felsefesi, sanatı, sanat da dahil. Realizm, işte sanat, bütün sanatlardaki, romandaki, resim sanatındaki, tiyatrodaki, dolayısıyla klasik Hollywood'da o realizm, realist text diye, yani maket yazdı metnini, muazzam bir metin yazdı. Dolayısıyla yani o realizm, görünüşteki realizm aslında ilginç bir şekilde bizim bir şekilde gerçekten kopmamıza yol açtı. Yani bir şekilde o görüntü gerçek olarak sunuldu bize. Yani inanılmaz bir şey bu. Yani görüntünün gerçek olarak sunulması ne kadar ürpertici bir şey. Yani dolayısıyla akıl üzerinden işleyen, kurulan bir modernite, dolayısıyla haklar rejimi, demokrasi serüveni, modernite serüveni, haklar rejimi, demokrasi serüveni, modernite şu an bitti. Değil mi? Çok net bir şey söylüyorum. Şu an hazlar rejimi, hız, haz ve ayartı Paul Virilio'dan ödünç alarak kullanıyorum. Bu kavramı biraz geliştirdim ben. Dolayısıyla demokrasinin zaferi şu an yaşadığımız çağ, tam anlamıyla demokrasinin hükümranlığını yaşıyoruz biz. Yani bunu ilk önce, yani fazla politize etmeden, ama bu konu biraz oralara doğru gidiyor. Yani mesela ilk gezi, yani gezi, pardon, ilk gezi dedim, gezi şeyi, ne diyelim, hikayesi. Aynen. Bu hikayesinde bunu gördük. Yani demokrasi, yani orada demokrasinin nasıl öne çıktığını gördük. Yani en son işte Joe Biden'ın seçiminde gördük. Yani Amerikan Devlet Başkanı'nın şu an, yani tam kuracağım cümle bu. Burada cümlemi kuracağım. Yani medya çağı neden iletişimsizlik çağı değildir? İletişimsizlik çağıdır. İletişim çağı değildir. İletişimin önünde medyalar neden en büyük engeldir? Onu gösteriyor. Göstermeye çalışıyorum. Yani burada medyalar çok güçlü. Çok güçlü araçlar bunlar. Gerçekten tırnak içinde silah yani. Hegemonya kurma araçları. Hegemonya kurumu araçları. İnsan teki üzerinde, insanların bilinç dünyası üzerinde ve bilinçaltı dünyası üzerinde. Acayip bir şey bu. İnsanın psikolojisini delik deşik ediyorlar. Yani şu an öyle bir medya çağının tam göbeğine fırlatılmış gibiyiz. Tam göbeğine fırlatılmış gibiyiz. Yani İncil'in diliyle konuştum. Tam insan medyanın göbeğine fırlatılmış gibi. Dünyaya değil de medyaya fırlatılmış gibi. Tuhaf bir şey bu. Yani dolayısıyla inanılmaz bir şey bu. Yani burada çok güçlü bu araçlar. Fakat medyanın gücü kavramını gücün medyası olarak kullanmamız gerekir. Öyle algılamamız gerekir. Yani bu, yani güç, bunu Habermas bize çok güzel anlattı. Habermas Frankfurt Okulu'nun en son temsilcisi, en son yaşayan düşünürü. Güç ve çıkar odaklarının, güçlerini ve çıkarlarını pekiştirmek için kullanılması. İletişim araçları dediğimiz araçların siyasal, kültürel, entelektüel hegemonya kurma biçimlerine dönüşmesi. Ve buna aracılık etmesi aynı zamanda. Enteresan olan şey bu. Yani o yüzden iletişim çağında iletişimsizlik en büyük sorun. Çünkü gücü ele geçiren acayip bir şekilde kendi gücünü, yani en güçlü olan kendi gücünü dayatıyor. Yani kendi anlam haritasını dayatıyor. Yani peki bununla nasıl başa çıkacağız? Yani bu, yani Can Baudrillard bu konuda biraz bizi kışkırtıcı bir şey söyledi. Yani dedi ki kodları kıracağız. Yani şu an Çin güzel örnek yani. Tam dünyadaki özellikle Türkiye'deki akademisyenlerin özellikle anlamakta zorlandıkları bir hikaye bu. Düz baktıkları için, düz bir mantıkla baktıkları için entelektüel ilgileri, kültürel ve sanatsal ilgileri, estetik, sanat felsefesi ilgileri, sanat tarihi ilgileri biraz
zayıf olduğu için ister istemez düz mantık okuyorlar. Yani ülkedeki uluslararası ilişkiler profesörleri, strateji profesörleri vesaire yani nasıl okuyor? İşte Çin geliyor diyor. Kardeşim Çin gelmiyor. Yani lütfen Çin yok olmaya geliyor. Yani Çin yeni bir medeniyet fikriyle gelmiyor. Yeni bir dünya tasavvuru, yeni bir insan tasavvuru, yeni bir hakikat tasavvuru, yeni bir ekonomik model falan. Hayır böyle bir şey yok. Çin kapitalistleşiyor, uyutuluyor ve yutulacak. Kapitalizm yer, yön ve dolayısıyla yani mekan değiştiriyor yani dolayısıyla. Atlantik'ten Pasifik'e doğru kapitalizm kendisini yerinden üretiyor. Çin yok olmaya geliyor. Yani bu buradan söylemek istediğim şey medyanın önemi faslında yani medyanın konumu yükleniyor. Yani medya nedir? Medya dediğimiz şey nedir? Bunun hem medya araçlarının kendisi, kendi işlevleri hem de felsefi olarak medyanın konumu bunu görmemiz lazım ve dolayısıyla yani medya çağı neden iletişim çağı değildir sorusuna özetle şöyle bir cevap veriyoruz. Modernitenin akıl üzerinden kurulan dünyasının yıkılması ve dolayısıyla postmodernitenin algılar imparatorluğunda hükümranlığını ilan etmesi. Algılar imparatorluğunun hükümranlığını ilan etmesi. Algının aklı çarmıha gelmesi. Tamam mı? Yani şu an yeni medyalarda tam anlamıyla bunu yaşıyoruz. Yani ilklerimize kadar yaşadığımız şey ha bunları niye yani bu kadar medya konusunda Yusuf Kaplan karamsarsın ve burada acayip bir şekilde medyayı kullanıyorsun falan. Bu işin doğası. Yani kendimle çelişmiyorum. Bu işin doğasında bu var. Yani bu medyalar acayip bir şekilde çelişik araçlar. Yani felsefi olarak da bu çelişkiyi barındırması aslında iyi bir şey. Yani bu şu demek. Yani siz o negatif yanlarını bir şekilde bu bir formsa siz kendi normlarınız doğrultusunda çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın çok özür dilerim. Bu bir formsa bu formu siz kendi normlarınız doğrultusunda reform yapabilirsiniz. Dönüştürebilirsiniz. Yani bu şu demek. Yani medeniyetler arasındaki bütün tarih boyunca ilişkiler form üzerinden şekillenmiştir. Form. Tamam mı? Dolayısıyla medeniyetler birbirlerinden form almıştır, ödünç almıştır. Norm değil. Tamam mı? Dolayısıyla medeniyetlerin yaşamadığını hükmedebilmemizin en önemli göstergesi yeni normlar. İşte sanattır, bilimdir. Dolayısıyla işte bu teknoloji vesairedir. Alanlarda yeni söyleyiş biçimi geliştirmesine imkan tanıyor. Yeni form. Dolayısıyla sözün, normun yeniden formüle edilmesini mümkün kılıyor. Yani bu çok önemli bir şey, bu söylediğim şey. Yani sinema mesela, sinemayı düşünün. Yani sinema Batı'da geliştirilmiş bir form. Form normunu dayatır. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir cümle. Yani kurduğum cümle. Yani bu acayip zihninizi açabilecek bir şey bu. Form her hal ve şartta normunu dayatır. Yani kendi kültürel bagajıyla birlikte gelir. Dolayısıyla ona göre hazırlıklı olmak gerekir. Onun için yani Baudrillard'ın söylediği şey kodları çözmemiz lazım. Yani kodları kırmak için kodları çözmemiz lazım. Deşifre etmemiz lazım. Yani dolayısıyla sinemada Batı'da geliştirilmiş bir form yani bu formu işte dünya sineması acayip bir şekilde kendi kültürel normlarından yola çıkarak dolayısıyla kendi kültürel formlarından yola çıkarak ifade biçimlerinden yola çıkarak yeniden şekillendirdi. Yani bir işte ne diyelim işte Latin Amerika'sının Arjantin sineması, Brezilya sineması, Küba sineması veya işte Afrika sineması. Afrika sineması Türkiye'de karşılaştırılamayacak kadar işte Mali, Burkina Faso falan çok az filmler yapıldı. Ama Türkiye'de olmayacak kadar nefis film dilleri icat edildi. Yani bunları da soruda vardı. Belki vakit kalırsa bilmiyorum. Bunları da konuşmak isterim aslında. Yani dolayısıyla Çin'e geliyorsun. Yani bir şekilde İran'a geliyorsun. Yani yeni film dillerinin icat edildiğini görüyoruz. Burada Japonya'ya geliyorsunuz. Yani enteresan bir şekilde Japonlar yani aynı ölçekleri kullandılar ama yeni kendi normları doğrultusunda yeniden icat ettiler. Yeniden o kamera ölçeklerini kendi normları doğrultusunda reform yaptılar ve dolayısıyla bambaşka bir film dili çıktı ortaya. Film dili, film estetiği çıktı ortaya. Yani Japon, yani şu an
O sinema sürmüyor açıkçası. Çin'de de vardı. Fifth Generation 5. kuşak sinemacıları. O da bir şekilde devre dışı. Şu an yani 6. kuşak sinemacılar var. 7. kuşağı falan konuşuyorlar. O kadar önemli değil bu. Burada söylemek istediğim şey medeniyetler arasındaki ilişkiler formlar üzerinden şekilleniyor. Siz kendi normlarınız doğrultusunda eğer normlarınız güçlüyse dışarıdan gelen bütün formları yeniden şekillendirebilirsiniz. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Yani eğer normlarınız güçlüyse, kendi değerleriniz güçlüyse, yani Türkiye'deki gibi aşınmamışsa, Türkiye'de aşındığı için, bizim normlarımız aşındığı için dışarıdan gelen bütün formlar bizi acayip bir şekilde bombardımana tabi tutuyor. Her şeyi tarumar ediyor. Her şey tarumar ediyor. Her şey yıkıyor. Hiçbir şey yaratıcı bir şekilde kullanamıyoruz. Dün derste bayağı yoğun bir şekilde bizim MTO dersinde işledim. Ya düşünün ya bu yani sanatların resim sanatındaki gelişmeyi düşünün. Yani resim sanatında özellikle modernizm üzerinden gelişen bütün sanatlarda kübizm, dadacılık vesaire üzerinden soyut sanat. Dolayısıyla Picasso ve ardından Paul Klee, Kandinsky üzerinden yapılan bir devrim var. Yani bizim özellikle bizim hat sanatımızı, minyatür sanatımızı acayip bir şekilde inceliyor bu adamlar. Üzerinde kafa yoruyor. Bizim kaldırıp çöp tenekesine attığımız sanat birikimimizden yola çıkarak onun dilini bir şekilde alıp yeniden uyarlayarak modern Avrupa'yı kuran klasik resim sanatı geleneğini yıktılar adamlar. Bizim üzerimizden yıktılar. Biz ne yaptık? Biz de bir batılılaşma hikayesi başlattık ve o batılılaşma üzerinden batılıların bıraktıkları şeyleri buraya taşımaya çalıştık yani. Tam bir rezalet yani. Tam bir içinden çıkılmaz bir şey. Olup biten şey de kavrayabilecek durumda değil. Dün de anlattım, bugün paylaşayım, çok enteresan bir hikaye. Burada bitireyim. Yani yaşadığımız şeyin sadece trajedi değil, trajikomik bir durum olduğunu bilelim. Yani gerçekten çok acıklı bir güldürü yaşadığımız şey. Yani şeyde Galatasaray Üniversitesi'nin etrafında oturuyoruz. Çok ünlü bir ressamla. Yani akşam işte bir sohbet falan yemek yiyoruz. Ve dedi ki ya hocam dedi bizde dedi Picasso çıkmıyor. Niye çıkmıyor dedim. Ya dedi bizim işte geleneğimizde resim geleneğimizde üç boyutluluk yok. Kafayı yedim. Yani dolayısıyla bizim resim geleneğimiz iki boyutlu, tek boyutlu aslında falan. Yahu sen daha peki Picasso ne yapmış ki dedim. Ne Picasso ne yapmış abi? Sen bunu nasıl şaka yapmıyorsun dedim ya. Ne biçim cümle kuruyorsun? Ya dedi Picasso işte dedi yani dedim abi bir dakika sen ne Picasso'yu biliyorsun ne resim sanatını biliyorsun ne kendini biliyorsun bilmem ne böyle ahkam kesiyorsun ama. Olmaz. Picasso o perspektifi yani üç boyutlu denen en boy hacimden oluşan tek düzlemde gerçekleşen tek düzlemdir. Yüzeyin üç boyutluluğu o. Yüzeydeki üç boyutluluk o. Yani ben de tek boyutlu gibi gözüken minyatürde bu çok çarpıcı bir örnektir, manyak bir örnektir. Yani Ebru sanatında başka sanatlarda hat sanatı zaten girdiğimizde çıkamayız zaten. Yani bizim sanatlarımızda dikeydir derinlik. Yani dolayısıyla siz minyatür sanatıyla klasik Avrupa resim sanatına bakın, oradaki şey göreceksiniz. Klasik resim sanatında, Avrupa sanatında tek ön görüş vardır. Dolayısıyla ön görünüş vardır. Dolayısıyla tek bir bakış vardır orada. Tek boyut vardır aslında. Tamam mı? Yani işte en boy hacim falan bu yanıltır. Hikaye o değil. Yüzeydeki görünüşteki üç boyutluluk. Görünüşteki. Ama minyatürde öyle midir? Minyatürde kadraj her yerden girer devreye. Yani aynı karenin içinde önden görürüz, yandan görürüz, arkadan görürüz, yukarıdan görürüz. Manyak bir şey ya bu. Perspektifin çoğalması, perspektifin zenginleşmesi, ufkun zenginleşmesi demek. Yani bunu benim Türkiye'nin en iyi ressamlarından birisi bu hikayeyi bilmiyor. Ve inanılmaz bir şey. Ha bir kişiden bahsetmiyorum. Bütün kuşaklardan bahsediyorum. Yani iki kuşak maalesef yani ne kendini tanıyor ne de Batı'yı gerçekten tanıyor. Dolayısıyla böyle iki arada bir derede yuvarlanıp gidiyoruz. Yani dolayısıyla simülasyonları yaşıyoruz. Tam yani Baudrillard'ın başka bir çağı anlamak için kullandığı o kavram, anlatmak için kullandığı o kavram, Türk modernleşmesi tam anlamıyla simülatiftir. Tam uyarlıyorum bakın burayı. Tam anlamıyla sığ, sahte ve yüzeyseldir. Tamam mı? Dolayısıyla bizim kendimizde olan
kendi kültürümüzle, kültürel dinamiklerimizle olan bağlantılarımızı kopardı. Dolayısıyla dışarıyla, Batı dünyasıyla, çağdaş dünyayla bağlantılarımızı güçlendirdi mi? Hayır. Tam tersine. Yani ama şöyle bir şey oldu. Yani sığ bir batılılaşma, sığ bir Müslümanlaşma hikayesi çıktı ortaya. Yani o yüzden iki kültür, burada bitireyim. İki kültür, Cumhuriyet tarihi boyunca ürettiğimiz iki kültür var. Orijinal diyebileceğimiz iki kültür var. Şimdi bana güleceksiniz. Ama hikaye böyle. Yani ortaya çıkan şey bu. Yani bir arabesk kültürü, arabesk kültürü, yani arabesk kültürünü biliyoruz. Arabesk kültürü nedir? Çok özlü bir şekilde şudur. İslam kültürünün posası çıkmış halidir. İslam kültürünün posası çıkmış halidir. Tamam mı? Dolayısıyla Sinan'ın çocuklarısınız siz. Ve bu ülkede cami yapamıyorsunuz ya. Yani şehir mimarisini bir bütün olarak geçtim ya, cami yapamıyorsunuz. Sinan'ın mimarisini taklit edemiyorsunuz. Taklit de önemlidir mimaride. Tamam mı? Taklit bile yapamıyorsunuz yani. Bu nasıl bir yıkımdır? Yani bu nasıl bir evsizlik halidir? Bu nasıl bir kültürel inkardır? Bu nasıl bir Tanpınar'ın ifadesi bu? Tanpınar yaşanan tecrübeyi kültürel inkar diye tarif ediyor. Yani dolayısıyla bu kültürel inkarın nasıl bir kültürel intihara dönüştüğünün göstergesidir. Sinan'ı, halbuki ben Sinan'dan film dili kuracağım ya. Film dili kuracağım. Yani edebiyatta, romanda, şiirde, sinemada inanılmaz bir şekilde onun geliştirdiği mimariden yola çıkarak muazzam formlar icat edeceğim. Bunu kavrayabilecek durumdayım. Ha, Sinan anlayabilecek durumda değilsin ki. Sen Sinan çocuğu değilsin ki. Başka bir mahlukatsın. Çok net söylüyorum. Yani bunu göreceğiz yani. Bunu yaşıyoruz yani. Bu çok inanılmaz acı bir şey bu. Çok acı bir şey ve bunu biz hak etmiyoruz. Yani bu toplumun çocukları bunu hak etmiyor. Yani kendi kültürel dinamiklerini dinamitleyen bir toplumun geleceği bir şekilde kurabilmesi, geleceğe yürüyebilmesi mümkün değil ki. Böyle bir şey yok. Geleceğe nasıl yürüyeceksiniz? Böyle bir şey yok. Yani kendinizi itirerek geleceğe yürüyemezsiniz. Bu mümkün değil. Yani dolayısıyla kendiniz olacaksınız. Yani kendiniz, ondan sonra başkasına bir şey söyleme imkanınız olsun. İkinci kültür ne? İkinci kültür Eurovest kültürü. Yani Avrupa'dan, Batı'dan gelen kültürün posası çıkmış halinin burada bir şekilde tüketilmesi. Yani Batılılar üretiyor, biz tüketiyoruz. Batılılar konuşuyor, biz konuşulanı konuşuyoruz. Yani 1.000 yıl özetle dünya tarihini ben yapmışım. Yani Avrupalılarla birlikte, yani 1.000 yıllık dünya tarihine baktığınızda bunu göreceksiniz. Selçuklu, Osmanlı, Eyyubiler'e de dahil edebilirsiniz. O süreçte bir 7 asırdır dünya tarihinin şekillenmesinde kilit, 7-8 asırdır ben kilit rol oynadım. 18. yüzyıla kadar bütün Avrupa'da Osmanlı hayat tarzı, Osmanlı sanatları acayip bir şekilde taklit ediliyor. 19. yüzyıldan itibaren biz başlıyoruz Batılıları taklit etmeye. Tamam mı? Yani dolayısıyla ilginç bir şey var burada. Tuhaf bir savrulma var. Bir kriz var tabii ki. Bu bir medeniyet krizidir. Buradan teslim bayrağı çekmeye gerek yok. Yani biz bunu yapıyoruz. Yani ben kesinlikle şikayet etme. Yani şimdi şikayet ettim falan gibi gözükebilir. Hayır. Ben aynı zamanda bir hikaye inşa eden bir adamım. Dolayısıyla sadece şikayet etme. Şikayet etmekle bir yere gidemezsin. Dolayısıyla o şikayetinin, eleştirinin gerçekten bir kıymet arz edebilmesi için, önem arz edebilmesi için kesinlikle bir hikaye inşa etmen lazım. Yani bir şey, yani eleştirdiğin şeyi aşacak. Dolayısıyla yeni bir ne diyelim, önümüzü açacak, bir yolculuğa çıkaracak bir şey yapmış olman lazım. Yani ben şahsen çok özür dilerim. Kendim bunu yapmaya çalışıyorum. Bu pandemi sürecinde dünya çapında, yani 60 ülkeye, 81 vilayete yani bir okul açtım ve mevcut eğitim sistemi yani düşünsün geleceğini. Yani kendine çek düzen versin, baksın bir şekilde. Yani olmaz. Yani sömürgeci bir eğitim sistemi var. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Sömürgeci bir eğitim sistemi var. Tamam mı? Yani başkalarının bakış açıları, başkalarının perspektifleri. Ya ben kendi tarihimi okuyamıyorum ya. Kendi tarihimi. Yani İstanbul'un fethi, bakın anlatıyorum. Yani İstanbul'un fethi Türk tarihindeki en önemli hadisedir. Tamam mı? İslam tarihindeki en önemli hadiselerden biridir. Tamam mı? Ben kendi tarihimi nasıl anlatıyorum? İnanılmaz bir şey bu. Orta Çağ karanlığına son verdi. Dolayısıyla Rönesans'ı başlattı diyor. Abi manyak mısın sen ya? Bu nasıl bir şey ya? Başka yani kendi tarihini başka bir tarih üzerinden anlatıyor. Hayret bir şey. Kendisi yok çünkü. Kendi tarihini, kendi tarihin en önemli
hadisesini bile başkası üzerinden anlatıyor. Bu nasıl bir yıkımdır ya? Bu nasıl bir epistemik köleliktir? Tam anlamıyla epistemik köleliktir. Bu nasıl bir celladına aşık olma halidir? Olmaz. Yani bu kafayla biz bir yere gidemeyiz. Yani dolayısıyla sinema minema falan aslında Hasan Bey'in orada soruları falan da vardı sinemayla falan ilgili. Yani eğer şey olursa ben girerim. Yani buradan söylemek istediğim şey bu kadar. İlk Evet. soruda biraz epey dolaştım. Kültür, sanat, felsefe, estetik vesaire, mimari. Buyurun. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben bir soruda bu kadar cevap beklemiyordum açıkçası ama söz konusu siz olunca Estağfurullah. araya da girmek istemedim. Hadsizlik de yapmayalım. Estağfurullah. O zaman ben birkaç soruyu birleştireyim. Çok güzel bir yere geldiniz. Ben notlarımı da aldım. Kıymetli hocam, yeni medya alanı diye bir kavram kullanılıyor artık. Yani iletişimde yeni medya ve bu alanın önemi gün geçtikçe artıyor. Bu konuda birkaç somut böyle sizden iletişim fakültesi öğrencilerine tavsiye istiyoruz efendim, eğer uygun görürseniz. Estağfurullah. İkincisi, ülkemizde de sinema alanında yani yakın dönemde bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar belki yeterli düzeyde değil ama bunu nasıl daha öteye götürebiliriz? Buradaki arkadaşlara bu anlamda nasıl bir motivasyon kaynağı sunabiliriz diye sizlere soruyu arz etmek isterim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi şöyle, ilk önce yani ilgilendiğimiz alanı bütün efradını cami ayarını mani bir şekilde yani bütün boyutlarıyla enlemesini boylamasına iyi kavramamız lazım. Sinema. Ya şimdi inanılmaz bir şey var. Yani aynı tarihlerde yani hepiniz biliyorsunuz sinema aynı tarihlerde giriyor Türkiye'ye. Aynı tarihlerde giriyor. Bir sene farkla giriyor. 1895-1896. Yani şimdi ama biz sinema yapamıyoruz. Hala yapamıyoruz. Yani neden sinema yapamıyoruz? Yani şunun için ben çok net bir şey söylüyorum. Bu cümle yani için doldurmadığınız zaman bir anlamı olmaz ama için dolduruyorum. Yani bunun üzerinde epey kafa patlatıyorum. Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz. Böyle bir şey yok. Yani köksüz ağaç meyve vermez. Yani sen kökleri kurutuyorsun. Yani bu ülke yani Türkiye'nin tabii ki çağdaşlaşma ihtiyacı var ama bu çağdaşlaşma kendi çağrısının çağını kurması yolculuğu ve dolayısıyla içinde yaşadığımız çağın çağrılarıyla başka çağrılarıyla buluşması yolculuğu olması lazım. Yani dolayısıyla biz işi batılılaşmaya döktük. Yani bu saçma bir şey. Yani modernleşme dolayısıyla kas katı bir Jacoben bir kimlik icat edilmeye çalıştı. Bu bir intihardır. Yani bunu Ahmet Hamdi Tanpınar kültürel inkar diye tarif etti zaten. Bu çok önemli bir şey. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın böyle bir tanımlama yapması bizim için çok önemli bir şey. Yani işin şakası yok. Yani dolayısıyla bu ülkede sinema yapılmadı. Bu ülkede sinema yapılamaz. Bu ülke sinemanın bir medeniyet meselesi olduğunu anlayamadığı sürece sinema yapılamaz burada. Bu ülkenin sinemacıları, yönetmenleri, sanatçıları, eleştirmenleri vesaire sinemanın bir medeniyet meselesi olduğunu anlayamadıkları sürece sinema yapamazlar. Yani ne diyorsun ya falan. Hayır bakın böyle ezbere konuşmayacağız. Yani Hollywood diyorsun değil mi? Klasik sinema. Klasik sinemayı Hollywood üzerinden tanımlıyoruz biz. Klasik sinemayı benim Hollywood üzerinden tanımlamam mümkün kılan şey nedir? 2400 sene öncesine gitmesidir adamların. Aristo'ya gitmesidir. Poetika'ya gitmesidir kardeşim. Yani bütün bir klasik Hollywood'un dili varlığını Aristo'ya borçlu. Yani köklere indikleri için adamlar göklere yükseliyor. Yani sen ne yapıyorsun? Sen de bütün kökleri kurutuyorsun. Olmaz. Yani NTV'de bir tane yani böyle seküler batıcı bir arkadaşımız, ressam, New York'ta yaşayan bir arkadaş. Yani yüzyılda ne yaptık falan sorusuna ilginç bir cevap verdi. Yani dedi ki iki tane seküler bir arkadaş. İki tane köprü yaptık dedi. Yani ironik bir cevap. İki tane köprü. O ne demek? Yani bir şekilde yaptık bir şey. Ama ilginç o köprülerin kimliği de yok dedi. Yani ilginç bir şey. Gerçekten öyle. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani köprüler gerçekten önemli köprüler. Manhattan'a gidin. Yani Manhattan'da bile yani o inanılmaz vahşi teknoloji canavarlığının ortasında bile bir kimlik var yani. Bir kimlik arayışı var. Adamların kimliği yansıtıyor. Veya Tower Bridge'e gidin.
İşte ne bileyim, sen nehrine gidin, oradaki şeyleri, köprüleri falan görün vesaire, rende falan. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Yani kendini inkar eden, başkasına ne söyleyebilir ki? İnkar ediyorsun, yoksun sen ya, zaten yoksun. Onun için sinema yapılması zor bu ülkede. Bu ülkede sinema yapılmasının tek yolu bizim, yani şöyle şunu soracak herkes kendisine. Ben Mevlana'dan yola çıkarak, Yunus'tan yola çıkarak nasıl film dili kurabilirim? Böyle gidecek yani, başka türlü olmaz. Yani ben Gazali'den yola çıkarak, İbn Arabi'den yola çıkarak nasıl film dili kurabilirim? Ha, bunun ne diyorsun ya, manyak mısın falan diyecek bazı arkadaşlar. Yani ne diyor bu adam ya? Hayır, öyle değil. Bu hikaye aslında enteresan bir şekilde, yani ben İbn Arabi Hazretlerini anladığım zaman, Mevlana'yı anladığım zaman, Yunus'u anladığım zaman, yani ne bileyim, Fuzuli'yi anladığım zaman, yani Itri'yi anladığım zaman, yani muhteşem bir dil kurabilirim filmde. Yani sinema ancak öyle gelişebilir. Yani dolayısıyla kendi kültürel ifade biçimlerinden, estetik ifade biçimlerinden beslenemediğiniz sürece yapamazsınız bu işi. Bakın, bir sinemacıdan bir örnek vereyim. Bizim kültürel evsizliğimize ilişkin, metafizik evsizliğimize ilişkin. Bakın, bu önemli bir tanımlama. Tam anlamıyla bir evsizlik hali, ama metafizik evsizlik hali. Tam yersiz, yurtsuz durumdayız. Yani kimlik bunalımı yaşayan bir toplum. Şizofreni yaşıyoruz. Sally Potter diye bir İngiliz yönetmeni. Tamam mı? Yani bayağı imajinatif bir yönetmen. Yani avantgard biri. Hikayesini anlatıyorum arkadaşlar. İlginç, bizimle ilgili yaşadığı ilginç bir hikaye. Bu kadıncağız İstanbul'da kalıyor. 3 gece. Ve şeyde kalıyor. Eyüp'te. Yani Eyüp'ten İstanbul'un her tarafını en iyi görebileceğiniz bir mekan yani orası, dolayısıyla. Ve oradan şöyle bir cümle kuruyor diyor. Bakın arkadaşlar, ilginç yani. Bunu lütfen bunu kafanızı duvardan duvara vurun. Yani ne oluyor ya falan bize diye. Yani bir İngiliz sanatçı, bir İngiliz sinemacı bunu görebiliyor. Diyor ki Süleymaniye'nin şiiri beni 3 gece uyutmadı diyor. Alo, bir dakika, kendinize gelin ya, bir dakika ya. Yani sen oradaki şiiri görebiliyor musun? Göremiyorsun ki. Oradaki şiiri göremiyorsun ya. Körleşmişsin ya. Tam epistemik köle işte bu. Epistemik köle bu. Türkiye dışarıdan fiilen sömürgeleştirilmedi. Zihnen içeriden sömürgeleştirildi. Yani yaşadığımız hikaye bu. Yani medya böyle. Yani medya dolayısıyla kültür metamorfoza uğramış durumda. Kültür dünyası metamorfoza uğramış durumda. Yozlaştırıcı. Olmaz. Ya yani yani buradan sinema çıkmaz. Yani çok zorlanırız. Yani dolayısıyla Sally Potter gerçekten bizi silkeleyecek bir şey yapıyor. Yani hem Süleyman'ın şiiri göreceksin. O şiir öyle çarpacak ki seni. 3 gece uyuyamayacaksın. Yani bu inanılmaz bir şey. Tamam. Dolayısıyla peki bizde sinemada gerçekten bir şey yok mu? Tabii ki var. Yani Ömer Lütfü Akat'la birlikte başlayan bir süreç var. Yani 1960'lardan itibaren, yani 50'lerin sonları 60'lardan itibaren özellikle onun göç üçlemesi vardır. Gelin düğün diyet işte üçlemesi. İlk Ömer, Allah rahmet eylesin, Ömer Lütfü Akat aslında bizim nasıl film dili kurabileceğimizi gösterdi. Ama ne yazık ki münferit kaldı. Yani ondan sonra Metin Erksan'ı görüyoruz. Yani Metin Erksan sevmek zamanıyla devrim yaptı Türk sinemasında. Tamam mı? Yani dolayısıyla Türk sinemasının işte Sinan'dan nasıl beslenebileceğini, bizim minyatür geleneğimizde nasıl beslenebileceğini çok yüzeysel bir şekilde de olsa, algılama biçimi yüzeysel de olsa, yargılamak için söylemiyorum. Yani bir şekilde olgu bu. Dolayısıyla tam derinlemesine nüfuz edemedi. Dolayısıyla bir çaba görüyoruz burada. Sevmek zamanı özellikle Türk sinemasında bir milattır. Yani özellikle sevmek zamanı üzerinde yani saatlerce yani haftalarca ders yapın. Dolayısıyla yani onun dilini hem film dili açısından hem de film dilinin estetik kökleri açısından, esin ve besin kaynakları açısından okuyun. Dolayısıyla acayip bir şey çıkacaktır. Yani ondan sonra
Yani isim olarak gidiyorum, akım yok. Yani akım işte milli sinema, ulusal sinema akımları vardı. Halit Refik. Halit Refik rahmetli çok çaba gösterdi. İnanılmaz bir şekilde ve gerçekten yorgun bir savaşçıydı. Yani adam yorgun bir... Ya aforoz edildi ya. Bu ülkede aforoz edildi. Halit Refik Yunus Emre'den bahsettiği için yani benim Yunus'tan beslenmem lazım. İşte benim tasavvuf şiirinden beslenmem böyle diyor. Halk şiirini aynen söylediği şey bu. Oradan beslenmem lazım. Yani adam nasıl şeyden besleniyorsa yani Aristo'sundan besleniyor, Greklerden besleniyor, Roma'dan besleniyor. Kendi şeyin yani mitolojilerinden besleniyor. Yani bunu söylemek bile ilkellik ya. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Böyle bir şey olmaz. Yani bir ülkenin sineması bütün kültürel, entelektüel dolayısıyla estetik ifade biçimlerinden, birikimlerinden beslenir yani. Başka türlü olmaz ki kendisini ancak o şekilde kurabilir. Biz kaynaklarımız kurutuldu. Dolayısıyla sinema kaynaklarımıza inemedi. Kaynaklarımıza bizim entelektüel, estetik ve dolayısıyla kültürel kaynaklarımıza inemedi, beslenemedi. Dolayısıyla çok güçlü akımları göremiyoruz. Milli sinema akım var. Yani rahmetli Yücel Çakmaklı'nın başlattığı. Dikkat edin, Türkiye'deki yarılmayı buradan anlayabilirsiniz. Yani ulusal sinema birisi ulusal sinema solda, milli sinema sağda. Yani acayip bir şizofreni hali bu. Türkiye bu. Yani bu komedi. Yani komedi dolar yani bu. inanılmaz bir şey bu. Yani bu Türkiye'ye özgü bir şey bu. Tamam mı? Yani yaşadığımız trajikomedi dedim ya. Yani trajikomedi bu. Yani dolayısıyla bunun bir şekilde ne yapacağız? Bununla yüzleşeceğiz ve dolayısıyla hesaplaşacağız. Yani hem kendimizde, kendi kültürel dinamiklerimizde, yaşadığımız tecrübeyle, hem de çağla, hem yüzleşeceğiz hem hesaplaşacağız. Başka yolu yok yani bu işin. Yani gerçekten bu ülkede muazzam bir birikim var. Bir de başka bir şey var. Başka ülkelerde olmayan, başka toplumlarda olmayan bir şey var arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Yani bunun farkında değil insanlar. Çok özür dilerim ama bunun çok özür dilerim. İnsanlar bunu Türkiye sömürgeleştirilemeyen bir ülkedir. Yani tek ülkedir yani. Gerçek anlamda sömürgeleştirilemeyen tek ülkedir. O yüzden tecavüze uğramamıştır. Yani bizim pisişemiz, lütfen dikkat edin, pisişemiz sağlamdır. Tamam mı? Dolayısıyla her şeye rağmen kişiliğimiz, karakterimiz zedelenmemiştir. Yani her şey bir aşağılık kompleksi olmasına rağmen şudur budur falan filan. Yani sömürgecilik tecrübesi yaşamış ve dolayısıyla sömürgecilik bir tecavüz tecrübesidir. Çok özür dileyerek söylüyorum. Başka ifade bulamıyorum. Çok hafif de aslında bu. Yani dolayısıyla tam bir tecavüzdür. Hatta ben bunu bayağı da geliştirdim bu hikaye teoriyi. Yani mesela Afrika epey dolaştım. Dünyayı sadece teoriyle uğraşan bir adam değilim. Aynı zamanda dolaşıyorum. Pratikte ne yapabiliriz falan diye. Afrika'yı epey dolaştım. Ve Afrika ile ilgili güzel yazılar yazdım. Çok özür dilerim. Yani babasız kıta Afrika diye. Babasız. Yani dolayısıyla inanılmaz bir şekilde o sömürgecilerin yaptıkları şeylerden ötürü yani köle olarak kullanmaları, özellikle erkekleri köle olarak kullanmaları, erkeklerin kökünü kurutmuşlar ya. Öyle acayip bir şey. Ve kadın çok güçlüdür Afrika'da, tamam mı? Erkekten çok güçlüdür. O kadar ezilmiştir erkek. Yani bu yani kuşak 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 yüzlerce yıl böyle devam edince ister istemez mahvetmiş yani dolayısıyla. Yani basit bir şey değil. Bunun üzerinde tabii ki tartışılabilecek, konuşulması gereken bir mesele bu. Geçiyorum. Yani bizde sömürgecilik tecrübesi olmadığı için yani bu ülke sömürgeleştirilemediği için ve sömürgeleştirilmediği için ayrıca onu ayrıca bir tartışma konusu girmiyorum. Sömürgeleştirilemediği için bu ülkenin çocukları tecavüze uğramadı ve dolayısıyla biz toparlandığımız zaman nasıl toparlanacağız? Hazreti Mevlana vermiş çıkış yolunu. Ben bunu bütün derslerimde, üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde, Sabahattin Zaim'de, şu an Meteo'da falan hep anlattım. Bütün konferanslarda falan da anlatıyorum. Yeri geldiğinde anlatıyorum. Çıkış yolunu vermiş her alanda. Pergel metaforu kardeşim. Pergel metaforu. Pergelin sabit ayağını kendine basacaksın, kendi kültürüne basacaksın. Dolayısıyla kendi medeniyet dinamiklerine basacaksın. Pergelin hareketli ayağıyla bütün dünyalara, bütün kültürlere, bütün inançlara, bütün inançsızlıklara açılacaksın. Bu kadar. Yani bu muazzam bir şey ya bu. Bu muazzam bir şey. Ve bu aslında Fussilet Suresi 53. ayetin bir şekilde uyarlamasıdır. Hazreti Mevlana bundan bahsetmiyor ama ben bütün medeniyet fikrini getirdim. Oraya da dayadım yani. Dikey eksen, yatay eksen, yaratıcı ruh, kurucu irade, Mekke süreci, Medine süreci falan diye yani bir üzerinde çalıştığımız bir hikaye var. Yani
Toparlayacak olursam şunu söylüyorum. Yani Metin Ersan dolayısıyla Yücel Çakmaklı oradan Mesut Çakanları falan geldi arkasından. İsmail Güneşler falan geldi. Yani çok güçlü filmler çıkmadı oradan. Zayıf. Yılmaz Güney Türkiye'de modern sinemanın kurucusudur aslında. Yılmaz Güney çok önemli bir yönetmendir. Türk sinemasında en yaratıcı, imajinatif yönetmen kimdir sorusunun cevabı yani en azından 2000'lerden önce Yılmaz Güney'dir. Tamam mı? Yani dolayısıyla Yılmaz Güney gerçekten müthiş cesaret gösterdi ve zeki adam belli. Yani işte İtalyan yeni gerçekçiliği üzerinden, Fransız yeni dalgası üzerinden bir şekilde Türkiye'de modern sinemanın kurucusu olarak tarihe geçti. Fakat işin ilginç tarafı ne? Mesela Umut filmi. Yani Umut filmi ilk büyük çıkışıdır. Yani yönetmen olarak çıkıyor. Çirkin Kral'dan oyuncu uyduruk hikayeler onlar ama orada popülarite oluşturdu ama yönetmenlik tecrübesi Umut filmi tam anlamıyla arabesk bir filmdir. Arabesk. Arabeskin dibidir, tamam mı? Yani umutsuzluğu anlatır aslında. Yani bu yani ve bu toprakların kültürünün ne kadar yabancı olduğunu anlatır enteresan bir şekilde. Yani pozitif ve negatif yanların hakkını yemeyecek şekilde anlatıyorum. Tabii ki yani hak yiyecek halimiz yok. Büyük bir adam. Yani Yılmaz Güney sinemada büyük bir adam. Hakkını teslim etmemiz lazım. Yani bir şekilde pozitif, negatif altını çiziyorum. Yani bu ülkenin kültüründen beslenmiş olsaydı, yani aslında Hasan Bey'in sorusu biraz da burada cevabını olacak. Yılmaz Güney çok muazzam bir şey çıkaracaktı. Yani Türk sinemasını kuracaktı. Gerçekten yani Avrupa'sının, Fransız, İtalyan yeni gerçekliğinin karikatürü olacak. Fransız yeni dalgasının daha hafif düzeyde karikatür olacak bir sinema çıkacaktı ortaya. Tamam mı? Bunu ben mi söylüyorum? Hayır, bunu ben söylemiyorum. Söylenmeme de gerek yok. Yani bunu işte adam bir Ömer Kavur toplu gösterim sırasında 1995 yılında Sight and Sound'un yani sinemadaki en etkili dergilerden biridir. Yani akademik yanı da var, popüler yanı da var. Aylık sinema dergisi hala çıkar İngiltere'de. Çok etkili bir dergidir. Yani bir İstanbul Film Festivali'ne bir muhabir gönderiyor. O muhabir işte izlenimlerini yazıyor şeyden festivalden ve Ömer Kavur toplu film gösterimi var. Ve kurduğu cümle ne biliyor musunuz? Çok iğrenç bir şey yani. İnsanı tüylerini diken yani Ömer Kavur Allah rahmet eylesin önemli bir adam. Yani Yılmaz Güney'in çocuğu. Tamam mı? Yılmaz Güney'den beslenen bir adam. Yani kendisi bunu açıkça ifade etmiştir. Yani iki kuşak, üç kuşak yönetmenler Yılmaz Güney'den beslenmiştir. Yani bunu da açıkça söyleyeyim. Yani ideolojik tarafını fazla öne çıkarıyorlar. Bu yani yani estetik tarafını, film dili tarafını değil de ideolojik tarafını öne çıkarıyorlar. Bu da Türkiye'de yaşanan bir garabet. Yani böyle enteresan bir garabet yaşıyoruz. Şimdi Ömer Kavur'la ilgili yorumu ilginç. Diyor ki bu kadar Buñuel etkisi, bu kadar Godard etkisi, bu kadar Fellini etkisi vesaire falan yani ne gerek vardı falan diye kafa buluyor adam yani sonuçta. Yani gerçekten ilginç. Yani daha sonraki dönemde işte Atıf Yılmaz'dan çıkışlar görüyoruz. İlginç çıkışlar yapıyor Atıf Yılmaz. Tekil çıkışlar ama yani münferit tekil çıkışlar yapıyor. Yani hakkını yani yememek için bazı insanların biraz dikkatli gitmeye çalışıyorum ama sonuçta son dönemde bir şey var. Yani Semih Kaplanoğlu aslında bizim köklerimizden, kültürel köklerimizden, estetik ifade biçimlerimizden, kaynaklarımızdan beslenerek nasıl film dili kurabileceğimizi gösteren en önemli yönetmendir. Semih Kaplanoğlu. Yani Nuri Bilge Ceylan çok büyük bir yönetmendir. Derviş Zaim aynı zamanda o da nasıl bir film dili kurulabilir konusunda çok ciddi çaba sarf eden biridir. Belki de en önemli yönetmen odur şu an. Yani Semih Kaplanoğlu'ndan daha bizim estetik kaynaklarımızı ifade biçimlerimizi hayata ve harekete geçiren sinemada bir yönetmen olarak yani bayağı çaba tek başına mı dikkat edin. Yani burada bir akım yok yani dünyaya film böyle yapılır diyebilecek bir film dili Türkler işte Türkiye'de yaşayan insanlar gösterebilmiş değiller. Yani Yılmaz Güney'in yaptığı şey işte Avrupalıların söylediklerini burada söylemekten ibaret. O kadar. Yani modern Türk sinemasının kurucusu derken moderni öne çıkarıyorum. Dolayısıyla eleştirmek için öne çıkarıyorum.
Yani dolayısıyla Türk sinemasının işte Yılmaz Güney'in kurduğu bir film dili üzerinden, yani bu toprakların ifade biçimleri, ruhu, estetiği üzerinden kurduğu film dilinin dolayısıyla dünyadaki sinemalara sunduğu bir dile dönüşmesinden söz etmiyoruz. Yani enteresan Tamam. bir şey bu. Yani bu yani gerçekten üzücü bir şey. Enteresan dediğim üzücü bir şey. Yani maalesef ben açıkçası Türkiye'de sinemanın olabilmesi için, dünya çapında sinema yapabilmemiz için kesin ilk önce kendi entelektüel kaynaklarımızda, kültürel kaynaklarımızda, estetik kaynaklarımızda imajinatif ilişki kurmamız lazım. Yaratıcı, önyargısız, saplantısız ilişki kurmamız lazım. Yani kendi kaynaklarımızdan beslenmemiz lazım. Kendi köklerimizde köklenmemiz lazım. Başka türlü olmaz. Yani pergenin sabit ayağını gidiyorsun, başka yere basıyorsun. Olmaz. Yani pergenin şaşırırsın o zaman. Dolayısıyla böyle yani söyleyeceğim şey bu. Yani acayip moral mi bozuyorum bilmiyorum ama Estağfurullah, estağfurullah Sayın Hocam, kıymetli hocam. Açıkçası konu kültür ve sinemaya gelince belki aklımıza şu da geldi. İzninizle siz de çok vurguluyorsunuz bunu yazılarınızda. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin bir cümlesi var. Sizlerden de alıntı yapalım üstadım. Evet. Osmanlı durduruldu, dev uyutuldu. Dev uyanırsa bu milleti kimse durduramaz diye bir cümlesi vardı. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ve buradan sanırım anlattıklarınız böyle bir çağrışım da yapıyor. Yani bu uyanışın bir bacağı veya önemli bir kolunun da kültürel bir uyanış olması gerektiğini sanırım vurguluyorsunuz. Ve en önemli taraflarından biri olduğunu söylüyorsunuz. Ve bunu belki kıymetli hocam kültürel iktidar kavramıyla bir şeye yerleştirebilir miyiz? Yani oradan bir neler söylemek istersiniz bize? Ya şimdi ilginç bu yani bu kavrama aslında çok fazla önem atfetmiyorum ben açıkçası. Ama böyle bir fiili bir durum var, yani bir iktidar var, yani kültürde bir iktidar var. Yani siyasette iktidar olan aktör kültürde iktidar değil, sanatta iktidar değil, eğitimde iktidar değil. Yani bu çok önemli bir şey, bu söylediğim şey. Dolayısıyla yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani siz ihmal ederseniz, yani kültürü ihmal ederseniz, sanatı ihmal ederseniz ister istemez dolayısıyla yani ben şunu söylüyorum. Bu sorunuzun cevabı şu olabilir. Yani çarpıcı bir cümle kurayım. Çok özür dilerim. Yani siyaset bugünle ilgilenir. Tamam mı? Bugünün hikayesidir. Bugünün hikayesini yazmaya çalışırsınız siyasetten, inşa etmeye çalışırsınız. Ama kültür, sanat, estetik, geleceği inşa etmek için başvurduğunuz, ilgilendiğiniz, ilgi duyduğunuz alanlardır. Geleceğin alanlardır. Geleceği inşa eden alanlardır. Yani o yüzden şunu söylüyorum. Kültürde, sanatta, eğitimde kazanılamayan istiklal ve istikbal mücadelesi kaybedilmeye mahkumdur. Tamam mı? Çok net söylüyorum. Yani o kültürel iktidar sorusuna ancak bu şekilde cevap verilebilir. Ve şu an kaybediyoruz. Yani şu an bu ülkenin çocukları kaybediyor. Yani parti pırtı hikayesini konuşacak halim yok benim burada. Yani dolayısıyla yani bu ülkenin çocuklarının sağ sol İslami, seküler fark etmez. Yani bütün çocuklarının bir yerde toplanması lazım. Yani İngiltere'de solcular ve sağcılar İngiltere için ölür ya, ölür, ölür. Bütün hikaye İngiltere içindir. Almanya'da aynı şey geçerli. Fransa'da aynı şey geçerli. Bizde öyle değil. İnsanlar birbirlerini öldürüyor burada. Hayret bir şey yani. Birbirlerinin önünü kesmeye çalışıyor. Birbirlerini yani ne bileyim inkar etmekle bir. Hayır. Ya bu kamplaşma, bunun altını özellikle çiziyorum ben. Bu yaşadığımız dönemdeki kamplaşmayı ben kabul etmiyorum. Yani bu gerçekten çok kötü bir yere doğru gidiyor. Yani toplum zedelenecek. Yani buradan bu kamplaşmadan çıkmamız lazım. Yani özellikle entelektüellerin bir konsensüs icat etmeleri lazım. Yani bir şekilde bu toplumun ruh köklerinden beslenebilecek, kültürel olarak hiç olmazsa bu topraklara ait olduğunu açıkça ilan etmesi lazım insanların. Kültürel olarak ya tamam ateist olabilirsin ama kültürel olarak Müslümansın. Bunu itiraf et. Yani bunu herkes yapıyor. Bunu Batı'da en alakasız adamlar bile yapıyor. Sen niye yapamıyorsun? İlginç bir şey yani. Bu da tuhaf bir psikoloji. Demek ki bizden de kaynaklanıyor. Yani ben burada çok özür dilerim. Biraz daha kişiselleşmiş gibi oldu ama yani bizden bu ülkenin çocukları, bu ülkenin İslami
kimliğini öne çıkaran çocukları, yani onlar da kendilerine dolayısıyla dertlerini anlatamıyor. Dolayısıyla ortaya bir şey koyamıyor. Koyamıyoruz yani ortada gerçekten, yani sanatta halbuki kültür, yani bu ülkede, yani ya dünyanın en büyük iki şairi bu ülkede yaşıyor ya. Yani Sezai Karakoç ve İsmet Özel bu ülkede yaşıyor ya. İnanılmaz bir şey. Yani bu ülkedeki kültürün, sanatın, sinemanın dolayısıyla beslenmesi gereken ve dolayısıyla kaynaklar bunlar aynı zamanda. Yani şiirde bunu yapıyorsun. Sinemada neden yapamayacaksın? Daha doğrusu şiirde bunu yapıyorsan zaten sinemada da sen yapmak zorundasın. Ha, demek ki bu şu demek. Yani biz sinemayla ilgilenmiyoruz. Hak ettiği ilgi göstermiyoruz. Dolayısıyla sonuçta olayın farkında değiliz. Yani belki ilk soru o açıdan önemli. Yani sinemanın, medyanın, yeni medyaların öneminin farkında değiliz. Yani adam Netflix, bakın bunu ben söylüyorum, bunu yazdım da hatta. Netflix bir mecra, sadece bir mecra. Tamam, bakın ilginç bir şey. Yeni bir dünya kuruyorlar oradan. Yani o Netflix'te dünyanın kremasını topladılar. Yeni bir dünya kuruyorlar. Acayip bir şey o. Yani tamam mı? Yani o yeni dünyanın şey nedir? Dinler ortadan kalkıyor. Cinsiyetler acayip bir şekilde problemli hale geliyor. Yani cinsiyetsiz bir toplum. Yani dolayısıyla dinlerin ortadan kalktığı bir toplum. Dünya vatandaşı. Ne kadar romantik bir şey bu. Böyle bir şey olmaz. Yani bu sömürünün dolayısıyla önünün açılması demek. Yani kapitalist sistemin dolayısıyla önündeki engellerin ortadan kaldırılması demek. Kapitalizme direniş biçimlerinin, küresel kapitalizme kültürel olarak, entelektüel olarak direnme biçimlerinin ortadan kaldırılması demek. Yani ve Netflix dünyayı, dünyanın kreması Netflix'te ya. Bütün dünyanın kreması Netflix'te. Yani dünyanın geleceğini şekillendirecek insanlar Netflix'te. Onu söylüyorum ben. O Netflix'te kaç kişi varsa düşünün. Yani bu kadar olabilir yani. Gerçekten insan ürkütüyor bu. İnanamıyorum ben. Yani bu bizim burada elimiz kolumuz bağlı acayip bir şekilde kültüre ilgisiz, sanata ilgisiz. Yani kökler sende, kaynak sensin. Ama ilgi yok. Yani yatırım yapacaksın, önemini kavrayamamışsın. Oradan kaynaklanıyor bu. Yani önemini kavrayamamaktan, çağı kavrayamamaktan, çağın dışında yaşıyor olmaktan. Çağın dışındayız biz. Bunu kabul edelim. Yani çağın içinde değiliz. Yani bir şekilde içinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız diyorum ben. Dolayısıyla tanıyamadığınız bir çağı değiştirme iddiasında bulunamazsanız, tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Biz tanıyamadığımız için tanımlanıyoruz. Sürekli tanımlıyorlar bizi. Biz de onların tanımlamaları üzerinden kendimizi tanımlamaya çalışıyoruz. İstanbul'un fethinde verdiğim örnek çok büyük bir garabet. Gerçekten ürpertici bir şey. Herkes öyle kullanıyor yani. Enteresan bir şekilde bizim yok olduğumuzu gösterir. Yani tarih bilincinin bu toplumun linç edildiğini gösterir. Falan yani böyle toparlayayım. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam, kıymetli hocam. Bir sorum daha olacak. Esasen kültürü, sinemayı, yeni medyayı çok güzel bir açıdan ele aldığımızı düşünüyorum. Allah razı olsun kıymetli katkılarınız için. Konuyu ben okumaya getirmek istiyorum çünkü burada muhataplarımızın önemli bir kısmı öğrencilerimiz. Nitelikli okumakla ilgili kıymetli hocam neler söylersiniz? Yani okumak, sizin bu konuda çok önemli cümleleriniz var biliyorum. Ama öğrencilerimizin de duymasını istiyorum. Her şeyi okumak mı gerekir? Nitelikli okumak nedir? Bu konuda sizden bir şeyler almak isteriz. Benim açıkçası ben şunu söylüyorum, yani bir 100 kitap listesi yayınladım. Bunu metoda da zorunlu olarak, yani bir şekilde tırnak içinde zorunlu olarak, programı bir parçası olarak, zorunlu olarak derken, yani bir müfredat var, Medeniyet Tasavvur Okulu'nda yaptığımız şey bir müfredat, bir de aynı zamanda 100 kitap listesini 3 senede, 3 senelik bir okul, 3 senede bitirme şartı var. Şimdi bu 100 kitap listesini ben 10 küsur senede hazırladım. Yani bayağı yordu beni. Acayip bir şekilde pedagojik bir liste. Yani normalde başkalarının okumalarına falan karışacak birisi, başkalarının yapıp hiçbir şey karışacak birisi değilim. Yani böyle bir şey var, psikoloji var bende aslında normalde. Ama baktım insanlar acayip bir kafa karışıklığı yaşıyor. Yani berbat durumda. Yani kafa karışıklığı iyidir aslında, tamam mı? Dolayısıyla yani ben kötü bir şey olarak görmüyorum. Kafası karışıksa bir adamın kesinlikle. Hatta o cümleyi tekrarlayayım. Burada yani ben kafası karışık olandan korkmayacaksınız. Ortaya karışık olandan korkacaksınız diye bir şey söylüyorum. Yani
Kafası karışık olan, arayan, soran, sorgulayan insandır hiç olmazsa. Dolayısıyla tevazu sahibidir. Yani bilmiyorum diyor adam. Yani bunu anlamıyorum. Bu kafam karışık, basmıyor kafa diyor. Bu güzel bir şey, tamam mı? Dolayısıyla ortaya karışık oynayan adam, yani dans eden adamdır. Valsi bilmeyen adamdır. Parmaklarının ucunda yükseleceğine, başkalarına çelme takarak alçalan adamdır yani. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla okuma da seçmeci olmak lazım. Çok kitap okumak marifet değil. İlk kurulacak cümle bu belki. İyi bir kitabı çokça okumak marifet. Marifet o. Yani dolayısıyla iki, okumayı işte dört kurşun kalem tekniğiyle, renkli kurşun kalem tekniğiyle öyle bir sistem geliştirdim. Ve acayip imajinatif bir şey. Zihni açan bir şey. Dolayısıyla insanın zekasını geliştiren bir şey. Zekasını da geliştiren bir şey. Nasıl geliştiriyor? Anlatırım şimdi gerekirse. Yani dört kurşun kalem tekniği, renkli kurşun kalem tekniği. Yani ben hatta şöyle bir şey de söylemiştim. Yani tükenmez de kitap okuyanı kurşuna dizerim ben diye. Yani kurşun kalemle okuma hikayesini öne çıkarmak için. Şimdi hatta onu da söyleyeyim. Yani tükenmez kalem şiddetin simgesidir. İspirtolu kalem şehvetin simgesidir. Kurşun kalem tevazonun simgesidir. Tamam mı? Ama neden dört kurşun kalem tekniği, renkli kurşun kalem tekniği? Yani şu an görsel bir çağda yaşadığımız için, görsel kültürün hakim olduğu bir çağda, ben yazılı kültürü aldım, görsel kültürün içinde erittim. Yani dolayısıyla dört renkli kurşun kalemi aynı sayfada uyguladığınız zaman görsel bir tablo çıkıyor. Yani estetik bir haz da alıyor insanlar okuduğunda. Yani özene bezene o şeye özenli bir şekilde okumaya çalışıyor. Kavramları işte yeşil kalemle kavramları çiziyor. Kırmızı kalemle önemli yerlerin altını çiziyor. Yani hafifçe fazla bastırmadan mavi kalemle atlanmaması gereken yerleri işaretliyor, çiziyor falan. Siyah kurşun kalemle de not alıyor. Dolayısıyla başlıklar çıkarıyor vesaire. Alıntılar yapıyor. Şimdi açıkçası insanlara bir şekilde yol yordam gösterilmesi gerektiğini fark ettim açıkçası. Bunun çok şiddetli bir şekilde gerekli olduğunu fark ettim ve 100 kitap listesini hazırladım. İyi ki hazırlamışım. Yani şu an pişman değilim. Yani insanlar o listeyi okumak zorunda değil. Yani sırasıyla hazırladığım şey o. Pedagojik olarak yani 10 küsür sene sürmesinin nedeni o. Yani koyup koyup çıkarıyorsun, yeri değiştiriyorsun, bilmem onu alıyorsun, bunu mu veriyorsun falan. İlk mesela aşamada Türkçenin en mükemmel kitapları var. Yani işte Sezai Karakoç var, İsmet Özel var, Tanpınar var, Cahit Zarifoğlu var falan. Dolayısıyla Cemil Meriç var. Yani hatta okulu alırken, MTO'ya Medeniyet Tasavvuru okulunu alırken bu ilk 20 kitabı okuma şartı getiriyorum ben. Yani bu önemli bir şey. Bu 20 kitabı okuduğunda zaten üniversiteyi bitirmiş bir talebe, bir öğrenci benim için zaten alnından öpülecek bir öğrencidir. Yani İsmet Özel'i okumuşsun, Cemil Meriç'i okumuşsun, Sezai Karakoç'u okumuşsun. Büyük iş bu yani. Gerçekten yani hem çağdaş düşüncenin hem de aynı zamanda Türkçenin en önemli isimleri bunlar. Dolayısıyla yani bir şekilde insanların elinde tutmak gerekiyor. Yani bunu görüyorum. Yani zamanında, vakti zamanında mesela biraz da beni şey kışkırttı açıkçası. Peyami Safa Türkçenin en mükemmel kullanılan isimlerinden birisidir. Türkçe inşa eden adamlardan birisidir. Çağdaş Türkçeyi. Yani o yazılarında rastlamıştım. Ondan sonra ayıktım. Yani dedim bir dakika ya. Yani o da bayağı benim yaşadığım şeyleri yaşamış. Yani tedirginlik duyuyor. İnsanlar soruyor ne yapalım, ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, neler önerirsiniz okumak için falan. Filan o da bu tür şeyler yapıyor. Dolayısıyla dedim ben sistematik bir şey yapayım. Dolayısıyla kalsın, insanların önü açılsın, zihni açılsın. Yani insanlar teşekkür eder, dua eder falan filan. Ve oldu nitekim yani gerçekten. Yani bütün yani beşinci aşama klasik kurucu metinler. Bütün medeniyetlerin kurucu metinleri. Yani beş aşamalı bir okuma biçimi. Genelden özele doğru. Dolayısıyla basitten zora doğru. Yani pedagojik boyutu var. Bunu özellikle hatırlatmış olayım. Yani dediğim gibi okuma kesinlikle
bir temizlik operasyonudur. Çok net söylüyorum. Yani sonuçta okuduğunuz kitaptan 3-5 sayfalık bir şey kalacak. Dolayısıyla onu çıkarmak lazım. Öne çıkarmak lazım. Yani işte 3-5 sene sonra yeniden döndüğünüzde bir daha aynı kitabı okumaya zaman harcamayın. Yani bazı kitapları 10 defa okursun, 20 defa okursun olabilir. Ama bazı kitapları bir defa okursun biter. Dolayısıyla o kitabın özünü çıkarabilecek bir okuma yapmak lazım. Yani sonuçta 200 sayfalık bir kitaptan en fazla 10 sayfanın bir şekilde bir tarafta durması lazım. O nasıl olacak o? Yani o işte o altının üstünü falan çizerek not olarak falan ama kitabı mahvetmeden yani biraz daha özene bezene yani titizlik göstererek yani kitabı yıpratmamaya özen göstererek falan. Dolayısıyla temizlik operasyonudur. Dolayısıyla yani kitap kesinlikle dura dura, düşüne düşüne dolayısıyla semaverscesine okunması gereken ne diyelim kitap okuma eylemdir. Yani bu anlamda gerçekten kitap okumanın bir eylem olduğunu söyleyebiliriz. Dünyaya meydan okuma biçimidir kitap. Zamanı durduruyorsunuz. Dolayısıyla bir anda bütün dünyalara pencerenizi açıyorsunuz. Kapılarınızı açıyorsunuz. Yani bir kitap dünyalara açılan kapıdır. Bütün dünyalara açılan bir penceredir aynı zamanda. Yani dolayısıyla kitap okumayı yani toplum olarak maalesef fazla okuyan bir toplum değiliz. Ama biz bunu ispat ettik. Yani bunun aynı zamanda klişe olabileceğinde, ezber olabileceğinde yani dolayısıyla harıl harıl insanlar muazzam bir okuma süreci yaşıyorlar. Sadece okumakla olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani cehaleti bilmekle veya okumakla aşamazsınız. Cehaleti olmakla aşabilirsiniz. Yani dolayısıyla kişinin bildiklerini hayata aktarması lazım. Bildiklerini hayatına aktaramadığı sürece yani sadece kuru epistemolojik bir şeyden ibaret değildir. Yani okuma süreci, dolayısıyla eğitim süreci sadece epistemolojik bir süreç değildir. Yani sadece bilgilenme, kuru bilgi verme süreci değildir. Yani sadece aklın devrede olduğu bir süreç değildir. Yani eğitim özellikle okumayı da buna dahil edebilirsiniz. Kalbin ve dolayısıyla ruhun da devrede olması gereken bir süreçtir. Dolayısıyla bu ilim, irfan, hikmet yolculuğudur. Yani dolayısıyla bilme, bulma, olma. İlim, bilme, irfan, bulma, hikmet, olma yolculuklarıdır. Yani dolayısıyla buradan bir zihin, bir zemin, dolayısıyla bir zaman inşası söz konusu olacak. Bu okuma çabalarında. Evet, kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, bu arada bana mesajlar da geliyor. Şöyle bir şey var, tam buradayken söyleyeyim. Buyurun. Bu okuma listelerini nereden ediniriz diye. Yanılmıyorsam web sayfalarında var diye biliyorum sayın hocam. Yani 100 kitap listesi diye yazsalar bile geliyor. 100 Evet, kitap mı? sayın Kitap hocam. listesi gelebilir. Evet. Yani evet. Buradan da önermiş olalım hocam sizin Tabii izninizle. bizim şey var. Medeniyet Tasavvuru Okulu'nun MTO Bilgi. Evet. Oradan yani sabit orada. Bütün Tamam şeyler kıymetli hocam. ulaşabilir arkadaşlar. Tamam kıymetli hocam. Kıymetli hocam, yani sizin de bu tür bir seminer yapmak, sizleri dinlemek bizim için çok zevkli. Ama malum Ramazan, sizi çok da yormak Estağfurullah, istemiyoruz. estağfurullah. Değerli vaktinizi bizlere ayırdınız. Son Rica ederim. cümlelerinizi almak isteriz. Öğrencilerimiz burada sizi heyecanla dinlediler. Şöyle bir son sözü bırakayım size efendim. Buyurun. Bayağı da 1,5 saattir kimse kımıldamadı neredeyse. Birkaç kişi hariç. İlginç bir şey. Çok teşekkür Şimdi ederiz. eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Belki bu mutlaka söylenmesi gereken bir şey. Yani kendimizi küçümsemeyelim. Tamam, kendimizi dev aynasında da görmeyelim. Yani gerek yok, saçma bir şey. Ama kendimizi küçümsemeyelim. Bu toplum, dikkat edin. Yani ben onu söylüyorum. Bakın kurduğum cümle şu. Yani Türkiye dünyanın ruhudur, mazlumların umududur, zorbaların kabusudur. Çok net söylüyorum bunu. Tamam mı? Dün böyleydi, bugün de böyle olacak. Bunu da görüyoruz. Yani örnek veriyorum ben. Bu örnek çok güzel bir örnek. Gerçekten açar yani. Mesela bu ülkede İHH diye bir şey var kardeşim. İnsani Yardım Vakfı. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musun? Dünyanın ruhu diyorum. Türkiye dünyanın ruhu. Dünya bize gebe, biz hakikate. Tamam mı? Bunlar boş laflar değil. Yani bunlar çilesi çekilmiş laflar. Yani bayağı dolayısıyla bedeli ödenmiş laflar. Yani örnek olarak veriyorum. Yani İHH ne yapıyor? Yetimlere, öksüzlere yardım ediyor.
Ne var bunda demeyin. Hiçbir karşılık beklemiyor. Hiçbir, yani bu ülkenin çocukları, yani belki de bizim çeyrek asırda yaptığımız en mükemmel iş bu. Yani bizi dimdik ayağa kaldıracak. Dolayısıyla insanlığın umudu olduğumuzu gösterebilecek en önemli iş belki de İHA işi. Ve benzeri yardım faaliyetleri yapan kuruluşların, STK'ların vesaire çalışmaları. Şimdi ama İHA burada sembol olduğu için İHA'nın ismini zikrediyorum. Bakın şöyle, ben bunu bu şeyi her zaman anlatıyorum. Yani gözünüzü kapatın. Şu an gözünüzü kapatın. Önünüze bir dünya haritası serin ve gözünüzü kapatın. Herhangi bir yere basın. Herhangi bir yere basın. Bilin ki kesinlikle biz oradayız şu an. Hiç şüpheniz olmasın, oradayız şu an. İHA sayesinde. Bu manyak bir şey ve hiçbir karşılık beklemiyoruz. Yani Amerikalılar, Avrupalılar bilmem ne şunlar bunlar. Onlar yardım yapıyor ama bir veriyor, on alıyor ve kök söktürüyorlar. Biz hiçbir şey beklemiyoruz. Hiçbir şey beklemiyoruz. Tamam mı? Yani bu ruhtur. Tamam mı? Yani bu toplum dolayısıyla dün bin yılın oluşmasında nasıl kilit rol oynadıysa insanlık tarihinin yapılmasında, yani biz adaletin, hakkaniyetin, medeniyetin sembolü biziz. Tamam mı? Yani adam gidiyorsun, bütün kültürleri işgal ediyorsun, bütün kültürleri tarumar ediyorsun, bütün toprakları işgal ediyorsun. Ondan sonra uygarlık diyorsun. Barbarlara uygarlık. Ya barbarlık yapıyorsun, uygarlık götüreceğim diyorsun barbarlara. Barbar sensin ya. Bütün insanlığı katletmişsin, bütün kıtaları işgal etmişsin, bütün kıtaları tecavüz etmişsin. Ha, bu nedir? Bu benim gözüm körmüş. Hayır, ben Batılılardan bir uygarlık olarak alabileceğim her şeyi alacağım. Bunu hiç kimse engelleyemez. Yani hikmet müminin yitiğidir, yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Bu kadar basit. Yani benim peygamberim bunu emretmiş ve yapmışım ben bunu. Bütün 1400 yıllık tarih boyunca, yani Avrupalılar bile o kadar mükemmel bir şekilde yapmışım ki kendi köklerine benim üzerinden gidebilmişler. Yani benden önce tarihe çıkan Hristiyanlık işte 6 asır önce tarihe çıktı. Gitti Greklerle irtibata geçti. İskenderiye'de paganizm, Grek paganizmi dönüştürdü Hristiyanlığı. Beceremediler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yani neredeyse 1000 yıl Avrupalılar İslam medeniyetinin gölgesinde yaşadılar. Endülüs'te, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, dolayısıyla Osmanlı, dolayısıyla Sicilya'da falan, Akdeniz'in göbeğinde falan. Bu basit bir şey değil. Ben 200 yıldır Avrupalıların gölgesinde yaşıyorum. Doğru. Doğru. Ama aradaki fark çok büyük. Ve başka bir şey, benden öğrendiler. Yani bunu bilin. Yani kendi köklerine benim üzerimden gittiler ya. Yani kendi felsefi köklerine, Greklere, benim Grekleri keşfetmeselerdi dolayısıyla moderniteyi kuramayacaklardı. Dolayısıyla kilise devre dışı kalamayacaktı. Bunun içinde bizden beslendiler. Tamam mı? Yani dün olan, ben onu söylüyorum. Dün olan yarın olacak olanın garantisidir. Tamam mı? Dün nasıl bunlar bizden öğrendi? Aynı şey Nietzsche mesela. Nietzsche benim üstadımdır. Tamam mı? Ne bileyim, Hegel benim üstadım. İkisinin de kitaplarını çevirdim ben Türkçe'ye. Filmlerini çektim yani. Özellikle Nietzsche'nin belgeselini ben çektim Türkiye'de. Bayağı da işe yaradı. TRT'de falan gösterildi. Defalarca gösterildi falan. İşe, derslerde falan da gösteriyorum zaman zaman. Neyse, yani ben arkadaşlara özetle şunu söylüyorum. Kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Yani biz dünyanın ruhuyuz. Bunu bilin. Kesinlikle dünyanın umuduyuz aynı zamanda. Tamam mı? Ufkuyuz aynı zamanda. Yani kesinlikle kurdu falan değiliz. Yani biz dünyanın kurdu değiliz. Yani bunu yapmadık hiçbir zaman. Tamam mı? Yani işte soykırımla falan soykırım şeyini, iğrençliğini yapıştırmak istiyorlar bize. Yapamazlar bunu. Bu olmayacak bir şey. Yani kesinlikle tarih bunu kabul etmez. İsyan eder, başkaldırır buna. Yani ortada zaten hikaye. Yaşanan tecrübe ortada. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Hem kendi kültürünüzü, medeniyet dinamiklerinizi, kendi ruh köklerinizi çok iyi kavramanız lazım. Ki dünyaya bir şey söyleyebilmeniz için. Bu şart. Dolayısıyla eğer bu dünyaya söyleyecek bir çift sözünüz yoksa, bu dünyada yaşamanızın bir anlamı yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla bu dünyaya bir şey söylemek zorundayız. Dünyanın bir söze ihtiyacı var. Toparlanmaya ihtiyacı var. Entelektüel olarak dolayısıyla bunu toparlayabilecek kaynaklar bizde. Çok muazzam kaynaklarımız var. Dolayısıyla entelektüel, kültürel, estetik kaynaklarımız var. O kaynaklarımızda imajinatif, yaratıcı ilişki biçimleri geliştirebilirsek gerçekten önümüzdeki 50 yıl içinde, 100 yıl içinde toparlanırız. Ve bizi kimse durduramaz. Ve dolayısıyla herkes, biz gelince onlar gidecek. Ben onu söylüyorum.
Yani bizim gürültü patırtı yapmamıza falan gerek yok. Onlar gibi yakıp yıkmamıza, Avrupalılar gibi, Batılılar gibi işgal etmemize gerek. Biz gelince onlar gidecek. O kadar. Tamam mı? Yani çünkü biz adalet demeyiz. Demektir. Hakkaniyet demektir. Dolayısıyla hukuk demektir. Dolayısıyla sulh düzeni. Pax Otomana sulh düzenidir. Pax Romana savaş düzenidir. Bunu Brodel söyledi bize. Yani Pax Romana savaş düzenidir. Pax Otomana sulh düzenidir. Bu kadar. Böyle bitirmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bizlere ayırdınız. İnan Üniversitesi Kariyer Merkezi de yeni kuruldu Sayın Hocam. Bir 40 gündür Hayırlı olsun. falan çok teşekkür ederiz. Faaliyet gösteriyoruz. Burada Sayın Rektörüm de katılmışlardı. Sizlere selamları var tekrar. Selam. Öğrencilerimize, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yusuf hocamızı, değerli büyüğümüzü burada konuk ettik. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hoşça kalın diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşım. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ olun. Devam